YES1 ekranlarından herkese merhaba. B1 Futbol'un kalbi Novo'ya hoş geldiniz. 11. hafta maçları tamamlandı ve tam kadro olarak karşınızdayız. Ebu Bekir hoş geldin. Hoş bulduk Hilmi. Kemal abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk Hilmi. Geçen hafta sizler yoktunuz. Ondan önceki hafta ben yoktum. Bir iki haftadır eksik kadroyla birlikteydik. Üç Şimdi tam hafta, oldu. üç. Evet. Üç hafta oldu. Efendim Ebu Bekir? Üç hafta oldu. Tam Aynen üç üç hafta hafta oldu eksiktik. kardeşim. Bu dördüncü hafta. Ama buradan bir sistemim var. Geçen hafta arkamdan sallamışsınız. Yok, Ebu Bekir yayına gelmedi. Benim arkamdan sallıyordu. Kendi gelmedi, etmedi. İlk defa bir yayına katılmadık. Hemen arkamdan sallanmış bu Novoy programında. Protesto ediyorum. Gerçekten protesto ediyorum. Novoy hiç yakışmayan bir tavır olmuş. Buradan sizleri kınıyorum. Ebu Bekir sen de mi Nova'yı protesto ediyorsun? Evet, kesinlikle protesto ediyorum. Kınıyorum Novo'yu. Böyle. Neyse Ebu Bekir ben de bir şey söylemiyorum ve yayınımıza geçiyoruz şimdi. 11. hafta maçları tamamlandı. Alınan maç sonuçları şu şekilde. Eskişehir 0, Yukatel Denizli 1. Kayseri 2, İzmir Çağdaş 1. Haftanın maçında Çankaya 0, Yıldırım Belediyesi 1. Ve son maçımız Yeni Mahalle Belediyesi 0, Turgut 1. Bu maçlarla oluşan puan durumu ise şu şekilde. Çankaya 21 puanla lider durumda. Yıldırım Belediyesi 20 puanla ikinci sırada. Üçüncü sıradaki Kayseri'nin 19. Dördüncü sıradaki İzmir Çağdaş'ın 19. Beşinci sıradaki Turgut'un 14. Altıncı sıradaki Yeni Mahalle'nin 10. Yedinci sıradaki Yukatel Denizli'nin 9. Ve son sıradaki Eskişehir Keskin puanı 7. Adeta düşme ve şampiyonluk ve düşme hattı ateş Alev alev. hattına dönüştü. Alev alev. Öncelikle bu puan durumu ile ilgili bir kısaca yorumlarınızı istiyorum Ebu Bekir. Puan durumu yukarısı için şunu söyleyebilirim. İzmir liderliği alıp dolu dizgin devam etmek varken bir anda kendini dördüncü sırada buldu. Şu an ligimiz gerçekten bu anlamda çok güzel bir lig. Bir maç kazanıp birinci sıraya yerleşebilecekken kaybettiğiniz maçta dördüncü sıraya düşebiliyorsunuz. Nitekim bu şekilde. Denizli ise lige artık avlu attı derken yeniden Yeni Mahalle'nin arkasından bir puan geride ve hala lige tutunuyor. Ligde kalabilir. Burada en rahat takım Turgut gibi görünüyor. Ne üst tarafa çıkma ihtimali var artık, ne de alt tarafa, yani düşme potasına düşecek gibi duruyor. En rahat pozisyondaki takım Turgut bu şekilde. Kemal abi sence? Abi bence de Ebubekir'e katılıyorum. Yani öyle bir puan durumu oluştu ki yani kimin şampiyon olacağı belli değil. Çünkü herkes riskli puanlar alıyor, riskli puanlar kaybediyor. Yukatel evet rakibinden 3 puanı kopardı deplasmanda. Kendi evinde kaybetmişti. Bu hafta da deplasmanda kazandı. İkili avarajda da 2-2. Eskişehir'le puan eşitliği durumunda böyle bir durum da var. Bakalım bekleyip göreceğiz. Aynı şekilde düşme hattı da şampiyonluk hattı da adeta cadı kazanına döndü. Kimin düşeceği ya da kimin şampiyon olacağı hiç belli değil. Geçen hafta Yıldırım Belediyesi dördüncü sıradaydı. Aldığı bir galibiyetle İzmir Çağdaş'ın kaybetmesiyle ikinci sıraya yerleşti. Düşme hattında da aynı şekilde Yukatel Denizli aldığı bir galibiyetle biraz kendini şu an için rahatlattı demeyelim de hiç değilse diğer maçlara daha ümitle bakabilir duruma geldi. Turgut aldığı galibiyetle kendini düşme hattından ne kadar uzaklaştırmış görünse de önümüzdeki maçları kaybetmesi, alttaki takımların kazanması durumunda Turgut için dahi sıkıntılı bir durum olabilir. Şu an ne kadar rahat görünse de. Bakalım önümüzdeki haftalar bizlere daha
ne heyecanlar yaşatacak hep birlikte göreceğiz. Yayınımızın ilk maçı Eskişehir ile Yukatel Denizli arasında oldu. Düşme hattını ilgilendiren bir maçtı. Maçı Yukatel Denizli 1-0'lık skorla deplasmanda kazandı. Ve şimdi maçımızın özeti ekranlarda. Sesi görenler Futbol Ligi 11. hafta maç özetlerinde Eskişehir sahasında Yukatel Ve Denizli ilk düdük Gezgi geldi. 3 adede misafir başladı. ediyor Başarılar. ve Başarılar Eskişehir. karşılaşma hakemin Bertuş'un düdüğüyle orta. başladı. Hürmet ve doğru pas Cemal'den. Bertu Orta ayak başlar olacak. başlamaz sol Cemal taraftan düştü içeri giren kafaya. Cemal'e pas Oraya verdi. doğru açıldı top. Cemal top kontrolünü sağlayamadı. 12 metre civarlarından Yukatel Denizli Gezgi Eray ve Recep ile serbest vuruş kullanıyor. Hafif çapraz. Recep Recep sağına sığdı topu. çekti. Şut Vuruşu dışarı gitti. farklı bir Doğru. şekilde out'a Bertu gitti. dokundu. Açıldı top 12 metreye. Bertu Bertu önünde savunmanın kaldı. Şut içerisinden uzunu. girdi. Bertu kaleciyle Bertu karşı karşıya geldi. kaldı. Düştü Düştü kaldı. kalktı. Şut Tekrar net. vurdu top direkten döndü. Bertu'nun Recep şutunda. orada. Ortadan gönderilen top. Cemal döndü. Şimdi Şut Cemal yine uzunu. 6 metre Vurdu. üzerinde topun Cemal vurdu. kontrolünü Kaleci sağladı. Kutsal. Kaleci Goler. Kutsal başarılı. Bravo Cemal. Ya çıktı savunmadan. Ziya Ziya'nın savunmadan çıkmıştı. şutu. Topun kontrolünü sağlayamadı. Top out'a Hak etti gitti. Ajaz. Şimdi orta Cemal. alanda Cemal Cemal. topla 13 metrede buluştu. Cemal. İkili Önüne vurdu. savunmayı da Vur geçti. Cemal. Cemal Şut iyi vuruş dışarıda. yapamadı. İlk ayağını savurduğunda Dışarı iyi gitti vuruş şut. gelmedi. İkincisinde de top out'a gitti. Ve Ve ilk yarının hakem son ilk yarının son düdüğünü düdüğü çaldı. geldi. Denizli Eskişehir ilk yarı 0-0. İkinci yarıda Görüntülerimiz gol ikinci yerine yarıdan. goller Recep bulup Aydeniz orta alanda topu bu sağ maçı bariyere kazanalım. doğru Eray'a verdi. Eray koştu. Ziya onunla Eray beraber. koştu. Topun Orta kontrolünü alana kadar sağlayamadı. Orta sürdüler alanda orta Recep. yuvarlağın içinde. Bütün 12 savunmayı metreyi düştü geçti şu anda kapatalım. Golü Recep. şut Barış. Vuruşunda Bravo kaleci Barış. Barış başarılı. Recep bir çalımda Recep Ziya'ya. yine Recep giriyor bu hala top orada. dakikalarda. 12 metreye kadar 12 geldi. metre Kapatalım. üzerinden ters yay çizdi orta alana Mazikonu doğru. şimdi Birinci savunmayı ve Recep yine. Bertu'yu da geçti. Recep'in şutu Şutu out'a dışarıdan. gitti. Bir türlü kapatamadık Recep. Burada topu Ziya. Ziya Cemal önünde. Ziya Recep Recep. mücadelesinde top Ziya'da Ziya. kaldı. Ziya. Ziya savunmayı da Ziya geçti. şut pası. Şut. Vuruşunda Ziya kaleci. kaleci Kutsal Recep. kurtardı. Şimdi karşı atak 12 metrede Recep ile Recep. gelişiyor. Bomba sürdü. Recep Şut dışarıda. savunmaları Şut geçti. dışarıda. 6 metre yayından Şut. çaprazdan 12 vurdu. metrede Top direkt Cemal. dibinden Şut avuta gitti. pası. Şimdi Cemal Cemal. Şut. bastırıyor 6 metre Cemal içerisinde. vur artık. Cemal'in Vur vuruşu artık şuna. orada kaleci Kutsal'la çarpıştı. Direkt dön Bertu. Bertu. Topun önüne geç. Aldı Atak topu. Bertu ile tazeliyor. Tuttu oyunda. Bertu Eskişehir. şimdi çevirdi Bertu içeri. içeri dönen top. Cemal Pas vurup verdi Cemal vur. Cemal'e. Dışarı. Vuruşunda Yer olmadı. Cemal'in vuruşunda top out'a Cemal. gitti. Bertu pas vermişti. Orta alanda Orta tam 6 mükemmel. metre yayı üzerinde Sıkıştırma herkes Cemal sertte. vurdu. Direkt dibinden out'a gitti. Ebubekir, dostum maçımızın özetini izledik. Yukatel Denizli adeta ya böyle bir can suyu mu diyelim artık. O şekilde bir 3 puan aldı. Çünkü kendisi kaybedip Eskişehir kazansaydı şu an 6'ya 10 alacaktı. En yakın takipçisiyle arasındaki puan farkı 4 olacaktı. Ve bu ümitlerini tamamen suya düşürmüş olacaktı neredeyse. Çünkü ne kadar 3 maç daha 3 maç olsa da 4 puan ciddi bir fark. Bu maçı kazanarak biraz kendini rahatlattı. Eskişehir'i biraz ateş attın attı tamamen diyebiliriz. Bu maçla ilgili ve bu oluşan puan durumu ile ilgili bizlere neler söylersin? Ya öncelikle maç özetiyle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Bunu yayından önce de konuşmuştuk. Ben söylemiş olayım. Özette gol yok. Bunun sebebi de ne yazık ki biz değiliz. Maçı inanın iki defa izledim. İki defa yani hepimiz oturup teker teker baktık. Ben iki defa tek baktım. Recep gole giderken Yayın bir anda donuyor. İleri atlıyor ve orada Eray'ın yaptığı faule geçiyor. Gol görünmüyor. Yayında görünmedi. Özette yok ama buradan bir söyleyelim. Golü Recep Aydeniz attı. 1-0 bu şekilde kazandı Yukatel Denizli takımı. Maçla alakalı da şunları söylemek istiyorum. Eskişehir'in kalecisi yani ilk yarıda hep İslam övdüğümüz şekilde uzun toplarla takımını ileri götürmeye çalıştı. Fakat bu maçta Cemal gerçekten çok etkisizdi. Yani çok top ezdi. Birinci bölgeden ikinci bölgeye taşımakta çok sıkıntı yaşamadılar aslında Eskişehir takımı topu ama ikinci bölgeden sonra üçüncü bölgede Denizli'nin defansıyla karşı karşıya kaldıklarında Denizli hep ikili mücadeleleri kazandı veyahut da
bariyer diplerine götürerek, korner çizgisine kadar taşıyarak Eskişehirli oyuncuları topun Denizli takımına geçmesini sağladılar. Veyahut da kornere gitti. Köşe vuruşuyla bitti. Yani ataklar genel olarak sonuçlanmadı. Eskişehir adına en etkili isimler Bertu ve Ziya'ydı. Ziya savunmasıyla gerçekten çok göz doldurdu. Yine Emre'yi olduğu gibi Recep'i de çok iyi tuttu aslında. Defalarca Recep'ten topu söküp aldı. Hatta Recep'ten topu söküp aldı. Sonra Recep'i çalımladı ve ileriye doğru pasını verdiği bir pozisyon da var. Gerçekten güzel oynadı Ziya. Zaten maçın sonlarına doğru çok gerginleştiği için hakemle karşı karşıya işte geldiğinde bir diyaloğa girdi ve bu diyaloğun sonucunda sarı kart gördü. Hani kendisinin iyi oynadığı bir maçta agresifleşmesi de normal bir durum. Sporcularda yaşanan bir durum. Kendisinin iyi oynadığı takım arkadaşlarının daha böyle iyi oynamadığı bir maçta Ziya agresifleşti ve sarı kartı da gördü. Onun haricinde Denizli için ise söylenebilecek şey Recep gereken noktada hani golünü attı ve maçı kazandırmayı bildi diyeyim Denizli'ye. Haricen yayını çizdi. Yine birçok pozisyonda topu alıp yayını çizdi. 12 metreden şutları var. Kaleci Barış'ın çok güzel kurtarışları da var. Özette de görünüyor bunlar. Takımın ayakta tuttu diyebilirim. Eray'ın çok sert ve faule yönelik bir oyunu vardı da diyebilirim. Yani defalarca Eskişehir takımını tuzağa düşürdü aldığı faullerle. Hatta maçın yanlış hatırlamıyorsam ilk yarısındaydı sanırım. Hızlı bir şekilde 4 faule ulaşmasını sağladı Eskişehir takımının. Hatta bundan Eskişehir'in spikeri çok sistemkar bir şekilde bahsediyor maçta. Yani maçın tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Orada ilk defa Eskişehir'in spikerini bir sporcuya bu kadar sitem ederken gördüm. Maçla ilgili konuşulabilecekler bunlar. Kutsal'a dediğim gibi çok iş düşmedi. Denizli'nin defansı gerçekten iyiydi. Eskişehir'de ise Ziya'nın performansı güzeldi, iyiydi. Hatta ileriye çıkıp attığı bir şut da var. Çok güzel bir şut. Bu hafta zaten defans oyuncularının yani daha çok defansif oynayan oyuncuların haftası gibi geçti. Diğer maçlarda da değerlendireceğiz bunu. Utku'nun performansı ise çok göz doldurdu diyemem. Hala takıma uyum sağlayabildiğini düşünmüyorum. Eskişehir kaybettiği puanla işini çok zora soktu. Son hafta zaten Çankaya ile maçı var. Önümüzdeki hafta yanlış bilmiyorsam şampiyonluk adaylarından birisiyle maç olması lazım. Yıldırım ya da İzmir Evet. olabilir. Tamam, Yıldırım herhalde. Evet. Yıldırım Belediyesi ile. Yani bu saatten sonra Eskişehir'in puan toplama ihtimali çok düşük görünüyor. Alma ihtimali. Yavaş yavaş sanırım kümeye doğru, ikinci lige doğru gidiyorlar. Denizli ise çok önemli bir galibiyet aldı. Bu galibiyet aslında İzmir'in işini de zorlaştırdı. İzmir'le maçları var. Yukatel Denizli'nin ilk yarıdaki maçı biliyoruz 3-3 bitti. Aslında 3-2 öndeydi ve son 14 saniye kala yediği bir penaltı golüyle 3 puanı kazanamamıştı Denizli orada. Şimdi ise Denizli yani saldıracak, bayağı bir saldıracak. Saldırmak zorunda ligde kalabilmek adına. Her şeyiyle saldıracak. Moral anlamında düşmüş bir İzmir var. İzmir'i şampiyonluktan yani bir adım daha geriye de atabilir Denizli. Bekir, haftaya yalnız Aslında Yukatel Denizli'nin maçı evet, Kayseri'yle. Kayseri. Ha, yanlış hatırlıyor olabilirim haftayı ki ama Ya ama altıncı bir hafta, sonraki hafta. altıncı hafta olması lazım. Yani altıncı diyeyim 13. haftada Yukatel'le İzmir oynayabilir. Ondan sonraki hafta. Yukatel'le Kayseri maçı da yine önemli. Kayseri kendisini yukarıya attı ama burada dediğim gibi yani Yukatel'in artık oynayacağı bütün takımlar çok büyük zarar görebilir. Onlar için sıkıntı çıkartabilecek maçlar. Kemal abi bu maç genel anlamdaki değerlendirmelerinden daha ziyade tabii ki onları da alacağız. Onları da senden duymak istiyoruz. Yaptığın analizler, istatistikler ve ayrıyeten de bu maç Yukatel Denizli için 3 puandan fazlası mıydı? İlerideki maçları kazandığı zaman bence ligde kalma durumu var şu an. Tabii, Bundan ötürü tabii ki de. diyorum çünkü ilk devrede mesela Kayseri 3-1 yendi. Ondan sonraki hafta 3-3 berabere kaldı İzmir'de ve son hafta Turgut'la berabere kaldı. Yani şu anki aldığı, topladığı 9 puanın 5 puanını ilk devrenin son 3 haftası aldı ve aldığı takımlar Kayseri ve İzmir Çağdaş'tı. Bu anlamda ve maçla ilgili yorumlarını buyur abi seni Ya dinliyoruz yorumlarını alalım. öncelikle şöyle söyleyeyim mi? Şu var.
Ben şunu gördüm. Kendi hani Üzülüyorum. normalde almış olsa puanlarını işte İzmir'i 14 saniye kala mı 16 saniye kala mı ne penaltıdan hani 3-3 bitti. Oradan 2 puan kaybetti. Turgut'e son anda penaltı kaçırdı. Berabere bitti maç. Çankaya son saniyede penaltı kaçırdı. Yenildi. Hani İzmir maçı sonrası yaptığımız programda ben bir şey demiştim. İnşallah Yukatel Denizi hani bu 2 puanı aramaz diye bir cümle kullanmıştım. Şu an için aramayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü oyuncakları takımların eksikleri ve şeylerini düşünürsek ve şu an kalede ciddi anlamda iyi koruyan bir kutsal var. Performans olarak. Bu maçta da 2 tane kritik kurtarışı var. Onu Ebubekir pek bahsetmedi. Kutsallık pek durumu yoktu dedi ama 2 tane kritik kurtarışı var. Maçın O genelinde. kurtarışlar nasıl? Maçın genelinde kutsala çok düşmedi. Yani Ha kurtarışları da evet genel olarak öyle ama yani o kritik kurtarışlar ve oyuna hızlı sokuşu sayesinde hani Recep'in kritik yakaladığı pozisyonlar vardı. O yüzden takım olarak biraz daha maça konsantre gelmişler. Yani Eskişehir deplasmanına. Eskişehir'de bir ilk devre deplasmanda aldıkları galibiyetten dolayı mı artık bilmiyorum. Hani son 3 haftadaki performanslarına göre hani tamam yenilebilirsiniz ama bir takım oyunu var diyorduk ya. Burada biraz daha düşüşteydi. Hani standart kaleci 4 numara. Hani kaleci 4 numara kaleci alıyor, ileriye topu Evet. gönderiyor mantığı. Hani ona dönmeleri biraz daha garip oldu. Niye öyle bir düşünceye girdiler onu da bilmiyorum ama hayırlısı olsun herkes için ya. Ama dediğim gibi Ebu Bekir de bahsetti. Kayseri maçında da İzmir maçında da Denizli kafa olarak daha rahat çıkacak diye düşünüyorum. Ve o yüzden rakipleri puan kaybedebilir. Bu da iki takımın da şampiyonluğunu etkileyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de bu maçla ilgili bu maçla ilgiliden daha ziyade maçla ilgili söylenecekleri zaten yorumcularımız olarak sizler söylediniz. Yukatel Denizli'nin ilk devre kaybettiği puanları, İzmir, Kayseri ve Turgut maçlarındaki kaybettiği puanları çok arayacağını düşünüyorum ve bu 3 maçtan puan çıkartabilirler ama kendileri için yeterli kadar puan çıkartabileceklerini düşünemiyorum. Çünkü karşısındaki oynayacakları takımlar hiç kaybetme lüksünün olmadığı takımlar ve kadro kalitesi olarak Yukatel Denizli'den daha iyi durumda olan takımlar. Eğer bu süreci iyi yönetebilirse antrenörleri İzmir Çağdaş'ın ve Kayseri'nin Yukatel Denizli maçlarını kazanacaklarını düşünüyorum. Zaten ligin son haftasındaki Turgit maçı da o her şeye gebe bir maç bence. Bu şekilde benim yorumlarımda.